Vay. Dur bir saniye abi, bekleyin abi. Ben bekliyorum abi. Evet. Evet abi. Pardon, bekliyorum. Evet, merhaba diyelim öncelikle. Nasılsınız? Merhaba, iyiyim, sağ ol, teşekkürler. Hoş geldiniz bu arada. Hoş, siz hoş geldiniz. Alışveriş galiba yeni yıl için. Vallahi yeni yıl için bir şeyler bakalım dedik, geziyoruz böyle. Bakalım. Amerika dedik galiba en son, değil mi? Programa gittim evet, 2 ay önce. Nasıl geçti hemen sonra? Çok güzel geçti, çok güzel konser oldu. Yılbaşında da Almanya'da olacağız inşallah. Yani yeni yılda da inşallah beklentilerimiz büyük. İnşallah. Neler yapıyorsunuz bu arada? Hemen şu an yeni bir şarkı hazırlığı içerisindeyiz. Yılbaşından sonra inşallah o da tüm dijital platformlarda olacak. Son dönemde müzik piyasası nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani artık biraz arabesk daha geri... Yok, aslında arabesk hiçbir zaman ölmez. Arabeski hepimiz dinliyoruz. Zaman zaman insanın o anki haline göre, o anki mut ruh haline göre değişiyor. Ama hiçbir zaman arabesk ölmez. Biz de arabeski yeni halde bir şekilde devam ettiriyoruz. İşte sizlerden sonra işte Özcan Deniz, işte Alişan, ne bileyim Mansun abiden sonra şimdi Serkan Kayalar falan. Evet, evet. Nasıl buluyorsunuz? Yani başarılı, çok güzel. Gayet iyi. Yani çok iyi şu anda. Genç neslin de arabeske olan ilgisi artıyor. Bunu neye bağlıyorsunuz peki? Az önce dedim ya, arabesk hiçbir zaman ölmez. Çünkü hepimizin içinde bir arabesk duygusu var. Ne kadar da eğlensek, ne kadar da zaman zaman iyi halimiz de olsa dönem içerisinde arabesk, hepimizin yaşadığı bir arabesk dönemi, arabesk saati oluyor. Yani şuna bağlıyorum. Arabesk bizi anlatıyor. Lakabınız küçük gibi ama yıllar sizi müzik piyasasında büyüttü, değil mi? Öyle evet, büyüttü. Siz büyüttünüz, evet. Büyüttünüz. Tabii soyadımızın da küçük olması sebebiyle soyadımızı başa aldık. Peki bu arada ticarete falan da atılmıştık galiba. Ya bir künefe salonu işletiyorum aynı zamanda. Zaman zaman iş yerinde de oluyorum. Ama tabii ki şu anda biz müzik anlamında daha çok müziğe yoğunlaştık. Var mı başka bir şey? Yani magazinden biraz uzak yaşıyorsunuz galiba. Ya magazin biraz daha böyle kendi halimde yaşamayı tercih ediyorum şu anda. Peki yani istiyorum dönem... konserlerimi yapayım, evet, programlarımı yapayım. Son dönemde işte şarkıcılar, işte İbrahim Bey diyorum, Özcan Bey, Özcan Denizli, işte ondan sonra kim diye Mahsun Bey sinemaya daha çok atıldılar. Yani daha çok artık hani sinemayla aşırı neşeliler. Bunu neye bağlıyorsunuz? Şimdi Mahsun abi zaten yıllardır sinema yapıyor. Evet. Yani yaptığı işlerde, şimdi eğer yaptığı işte de başarılıysa ve insanlar da seyrediyorsa devam eder, müziğin de devam eder. Şu an iki kulvarda da gayet çok başarılı. Bir dönem İbrahim Bey size çok destek veriyordu. Şu anda görüşüyor musunuz? Desteği yine veriyor mu size? Hatta bir dönem veriyat diye gösteriliyordu. Evet, şimdi... Küskünlüğünüz hayır, söz konusu... kesinlikle küskünlük söz konusu olamaz. Halen bizim ondan öğreneceklerimiz var. Zaman zaman aradığımızda kendisinden fikirlerimizi alıyoruz tabii ki. Çünkü İbrahim Tatlıses tartışılmaz bir büyük sanatçı, ses. Ondan öğreneceğiz. Var mı? Yok, teşekkür ederim. Teşekkür sağ ol, teşekkürler. Sağ ol. Bir şöyle bir detay alalım. Hadi bakalım. Detayımız. Nasıl bir fotoğraf alayım ya?